4 Ocak Cuma günü yeni bir dergi okurlarıyla buluşacak. Önemli bir misyonu üstlenecek olan Sancaktar dergisini gazeteci Hakan Albayrak ve imtiyaz sahibi Eyüp Gökhan Özekin'le konuşacağız. Hemen dönüyoruz misafirlerimize. İyi akşamlar ve hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Rabbimiz utandırmasın inşallah sizi. Dergicilik Türkiye'de zor iş. Hep reyting konuşulur, tartışılır. Bir de işin içine ekonomik krizler girince nasıl doğdu bu dergicilik işi diye Hakan Bey'e ilk soruyu yöneltiyorum. Buyurun. Biz çok uzun yıllardır bir dergi çıkaralım. İttihadi İslam fikrini, İslam Birliği fikrini nin altını çizen bir dergi çıkaralım. Bir de ortalama İslamcı gençlik diyelim. Yani özellikle İmam Hatip gençleri, üniversite gençleri, hani çok örgütsel angajmanları olmayan ya da vakıfsal ya da işte belli bir tarikata ya da cemaate mensup olmayanlar özellikle. Bunların belli bir ezberi de yok. Yani işte Kürt meselesi hakkında ya da diyelim ki AK Parti hakkında ya da diyelim ki Arap devletleri hakkında ne düşünüyorsun diye 10 ayrı gence sorsanız 10 kafadan 10 ayrı ses çıkar. Bir ortak bir ezber oluşmadı. Bir onlara hitap edecek bir dergi öteden beri istiyorduk ama ayrıca da çeşitli partilerde, vakıflarda, derneklerde, örgütlerde, cemaatlerde, tarikatlarda yer alan gençleri de yerlerinden kıpırdatmadan herkes bulunduğu yerde kalabilir ama dergimizi okuyup beğendikleri şeyleri veya tasvip ettikleri şeyleri kendi ortamlarında da işte yayımalarını arzu ediyoruz tabii. Öteden beri bunu konuşuyorduk. Adem'le ta 10 sene öncesinden Şam'da konuştuğumuz bir projeydi. Eyüp Gökhan'la 4-5 senedir çok yakın arkadaşız. Yani can yoldaşıyız. Mavi Marmara'da da beraberdik. İsraillerin saldırdığı anda da zaten yan yanaydık. O zamandan beri de hatta ondan yani Mavi Marmara'nın öncesinden beri beraber dergi çıkarmaya da konuşuyorduk. Biliyorsunuz Temmuz ayında bir tanıtım sayısı çıkarmıştık Sancaktar için. Eylül'de birinci sayıyı planlıyorduk. Ama az önce ekonomik krizden bahsettiniz. Bizim doğrusu hani bir krizden dolayı değil ama bize taahhüt edilen işte belli bir paranın zamanda gelmemesi yüzünden biraz gecikti bu iş. Sponsorlar aksattı bu işi o zaman. Sponsor yanımda oturuyor. Öyle mi? Hem sponsor hem de dergimizin inşallah en güzel, en iddialı demek istemiyorum, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama en güzel yazarlarından. Daha evvelde birçok yerde yazılar çıktı ama yani bu Sancaktar'daki atmosfer, ortak ne diyelim rüzgar, bu atmosfer onu da daha verimli kılacak, bize daha verimli kılacak inşallah. Sancaktar bütünleştiren bir yapı olacak, onu anladık ve ortak bir seda olacak gibi. Aslında bu açıdan bakıldığında bile bir fark ortaya koyuyor Eyüp Bey ama sizin perspektifinizden, sizin yaklaşımınızla nasıl bir fark bu mevcutlardan Sancaktar'ı ayıracak diye sorsam. Şimdi şöyle, yeni bir yayın organı hayata başladığı vakit ya da var olan yayın organları, gazeteler vesaire, bunların sürekli tekrar ettikleri bir iddiaları var. İşte biz çok sesli bir yayın organıyız. İşte kimileri süpermarket benzetmesini yapar kendi gazetelerine. Farklı fikirler temsil edilir vesaire gibi. Bizdeki durum biraz daha farklı. Bizde farklı köklerden, farklı kulvarlardan gelmiş insanlar var. Evet. Fakat hepsi mümkün olduğu kadar aynı koronun elemanı olarak bu şarkıya iştirak ediyorlar. Yani birileri çok aykırı bir görüş savunurken ötekisi onu tekzip edercesine başka bir görüş neşretmiyor. Aksine Hakan Albayrak'ın orkestra şefliğinde çok sesli bir kalabalık bir koro gibi. Belli bir uyum içinde belli olacak. Belli bir uyum ve içerisinde. Ortak ses çıkmaya aynen öyle çalışılacak. Yani evet. Devlet platformu olur. Bir dergi, tamam yani platform olan dergiler de olmalı ama biz platform olmaya falan talip değiliz. Objektif falan da değiliz. Son derece subjektifiz ve belli başlı bazı görüşleri vaz etmek için, anlatmak için ve mümkün mertebe kabul ettirmek için yola çıkıyoruz. Onun için mesela ilk sayımızda Atatürkçülük ve Kemalizm denilen davaya tam olarak nasıl bakmalıyız diye bir yazı var. Sonraki hafta işte Kürt meselesine tam olarak nasıl bakmalıyız? Bir başka hafta Gülen hareketine tam olarak nasıl bakmalıyız? AK Parti'ye tam olarak nasıl bakmalıyız? Yani bu konularda bizim bir ezberimiz var ve bu ezberimizi okuyucuyla paylaşmak istiyoruz. Canım işte aykırı görüşler olsun, onların çatışmasından şu olsun bu olsun. Hayır yani
biz belli bir görüş temsil ederiz, başka bir dergi başka bir görüşü temsil eder. Aramızda verimli bir tırnak içinde çatışma olur, görüşlerin çatışması, o ayrı bir şey. Ama biz mümkün mertebe homojen olmak istiyoruz. Yani Gökhan, Saim, Tut, kim varsa aramızda yazarlardan, çizerlerden. Kim var? Yani orkestra şefi sizsiniz, onu öğrendik. Estağfurullah. Ama yani biz, kimler var? Ekibiz, şimdi Eyüp Gökhan Özekin, dediğim gibi hem derginin patronu, hem yazarı, hem de yani beraber oluşturuyoruz derginin bir sayının genel havasını. Saim Tut da bizim yanımızda. Saim Tut çok değerli bir yazar ve eski bir siyasetçi. Şam'da uzun yıllar kaldı. Biz de Şam'da tanışmıştık. Devrim sürecinde, devrime tabii fazla angaja olduğu için oradan ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi beraberiz onunla. Tabii ki Bülent Akyürek var. Adem Özköse var. Adem Özköse İslami Hareket'in göbeğinde bir adam olduğu için bizim dergimizin de göbeğinde bir adam. Çünkü bizim dergimiz İslamcı bir dergi. Adem'in dergisi de diyebiliriz buna zaten. Adem Özköse'nin dergisi. İlhami Atmaca'mız var, şairimiz. Milli, ona resmi şairimiz diyoruz. Milli yanlış. Çağatay Hakan Gökdemir var, bizim çizerimiz. Çizgiler de var. Yani gençlere hitap eden bir dergisi de olması hasebiyle. Birçok başka arkadaş var. Peren Bir Saygılı Mut var. Şimdi burada bütün isimleri şimdi siz bunları aktarırken Hakan Bey, arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. O çok ses getiren videoyu ekrana getiriyorlar. Hakan'ı da Hakan Bey ve Eyüp Gökhan Özeki de aynı şekilde Adem'i de diğer ekip arkadaşlarını da orada görebiliyoruz. Hakikaten orijinal bir konsept. Yani sanki bir örgütün doğrudan mesajını içeren bir konsept. Ama olay olduğu kesin. Bu görüntünün özellikle sosyal medyada çok sık paylaşıldığı kesin. Neden böyle bir şeyi tercih ettiniz Eyüp Bey, Eyüp Gökhan Bey? Vallahi şöyle, bir kere son dönemde biz buna benzer görüntüleri Suriye devrimi sürecinde sıklıkla izledik. İşte mücahitler, devrimciler yeni bir birlik, yeni bir oluşum kurdukları vakit bunu işte kararlı bakışlarla, buna benzer görüntülerle kamuoyuna takdim ettiler. Biz gerçekten onlarla kendimizi bir arada kabul ediyoruz. Kendimizi özdeşleştiriyoruz. Bir taraftan onlara bir nazire yapalım. Onlara bir selamünaleyküm demiş olalım. Öbür taraftan bu tür görüntüleri tırnak içinde çok işte korkunç vesaire bulan insanlarla dalgamızı geçelim. Ve bir taraftan da ses getirecek bir reklam yapalım istedik. Hakan Albayrak'ın fikriydi. Çok orijinal olmuş yalnız o kesin. Ve çok keyif aldık biz. Şimdi Adem'in... Bir de özür dilerim, şey diyorlar hep bu videoyla. Ya birazdan kafa kesilecek herhalde falan. Böyle hani bir espri falan yapılıyor sık sık. Yani o kafa kesme videoları işte böyle... Törenle kafa kesme videoları biraz Irak'ta kaldı. Yani demek ki son zamanlarda pek videoları takip etmiyorlar. Son yani Suriye devrimi sürecindeki işte bu tür videolar hep yeni bir ketibe diyorlar. Yeni bir Tugay'ın kuruluş şunu ilan etmek içindir ya da başka bir şey ilan etmek içindir ama şey değil. Yani öyle kafa kesme, bilmem kesme falan hikayesi değil. Ama işte tekbir getiriliyor videoda. Kelime tevhid sancağı, bayrağı var. Onun bazı mütedeyyin kardeşlerimizden, hatta İslamcı kardeşlerimizden tepki çekmesi bize biraz komik geldi, enteresan geldi. Hani işte bizim dışımızdaki çevrelere de hoş görünmek lazım falan diye. Ya bizim dışımızdaki çevrelere biz açığız, yani mesajımızı onlara da iletmek istiyoruz ama hani bundan rahatsız olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Buna rahatsız olan adamla çok işimiz olmaz. Kelime-i tevhid, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir demek güzel bir şeydir. Tekbir öyle güzel bir şeydir. Hani biz videonun, biz Müslümanlar heyecanlanınca tekbir getiririz. Mutlu olunca, hatta umutlu olunca, hatta hayal kırıklığında tekbirle ifade ederiz. Aynen öyle. Korkuyu, öfkeyi de öyle. Aynen öyle. Hani sonunda kendimizi alkışlasaydık mesela, aslında o zaman çok korkunç adamlar olurduk. Düşünsenize yani kendini alkışlayan adamlar. Yani çok ürkütücü bir şey. Bunların korkacak şey olmadığını söylemek için ikinci bir video hazırlamak zorunda kaldık. Evet, onu soracağım. Şimdi Adem'in elinde Kelime-i Tevhid levhası var. Evet. Diğer arkadaşların elinde birinde bir printer görüyorum, bir yazıcı görüyorum. Sizin elinizde değil mi? Hayır. Bizim 4-5 senedir
bizimle birlikte çalışan bir Haydar kardeşimiz var. Sağ olsun buraya da bizi o getirdi. Şimdi de Haydar bir gidip çıkabilir mi acaba orada bir yerdeyse? Kadraj alır mı bilmiyorum Haydar'ı. Biraz irice bir arkadaşımız. Evet yani printer'ı böyle bir Haydar bize göre sağ tarafta videoda. Sonra ikinci bir video çektiniz. Yani o, bu niye oldu? Şey verecektik Haydar'ın eline, iPad verecektik ama cep telefonu gibi kalırdı iPad onun elinde. O yüzden büyükçe bir şey bulduk, printer'ı verdik. Ya onlar mitralyözü var, tüfekleri var, o şartlarda onlar lazım ama hani bizim silahlarımız kalem, bilgisayar ve orada matbaayı temsil ediyor aslında. Şimdi aklıma geldi de onu söylemek. Böyle şey, yazıcı. Peki Sancaktar okurunu nerede görüyor diye soralım. Onlarla ne şekilde temas halinde olacak, okura ne tür bir çağrıda bulunacak bu sebeple, bu vesileyle Gökhan Bey? Sancaktar bir kere Hakan abinin de çok güzel ifade ettiği gibi net ezberler oluşturma endişesinde bir yayın organı olacak. Yani bu 2x2 kaçtır? Bu nedir? Çok net hap gibi bir takım bilgiler. İşte tam olarak nasıl bakmalıyız mesela? Her bölüm, her hafta bu isimli bir bölümümüz olacak. Dolayısıyla okurlarımızın bu sancakları okumakla beraber istifade etmesi ve ezberlere sahip olmasını istiyoruz. Elbette herkes okusun isteriz biz bu dergiyi ama daha çok gençler, gençlerin içinde tabiri caizse dergideki ilk yazımızda da ifade ettik. Kısaca özetlemek gerekirse Mavi Marmara'ya saygıyla ve sempatiyle bakanlar birinci önceliğimiz olsun istiyoruz. Bunların farklı vakıfları, Hakan abinin dediği gibi farklı siyasal kulvarları olabilir ama genel itibariyle İttihat-ı İslam şuurundaki insanların öncelikli olarak takip etmelerini istiyoruz. Onun dışındakilerin de işte rahmetli Erbakan Hoca'nın dediği gibi hani bir milli görüşçüler var, bir de henüz milli görüşçü olmayanlar var gibi bir şey yapıyordu ya. Onun dışındakilerin de yavaş yavaş o çizgiye erişmesi için bir hizmet vesilesi olsun istiyoruz Sancaktar. Evet, dağıtım ya da ulaşım sorunlarını aşmak için nasıl organizeler oldu, ataklarınız yani var? Normal dağıtıma verdik. Turkuaz dağıtım dağıtacak. Allah nasip ederse Cuma günü ülke çapında 50 bin dergi dağıtılacak. Gazete bayilerinde olacak nasipse. Şu anda bir abone çalışmamız yok ama tabii düşünüyoruz. Almanya'daki okurları düşünüyoruz. Oradan talepler geliyor. Viyana'da hani ciddi bir diasporamız ya da muhaciretimiz oluştu. Saraybosna'da oradaki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde çok pırıl pırıl gençler var, delikanlılar, genç kızlar var. Onlara da ulaşmak istiyoruz. Ama şu anda sadece gazete bayilerinde rahatlıkla işte gidip gazete bayilerini alabilirler. Çünkü sıkça soruluyor. Malatya'ya da gelecek mi? İşte Isparta'ya da gelecek mi? Türkiye çapında dağıtılacak. Yerel ölçekli değil, Türkiye çapında tabii, genel ölçekli. Cuma sabahı itibariyle sabah 6.30-7'den itibaren dergi gazete olacak. Bayilerinden alabilecekler. Peki. Şey. Kuzey Kıbrıs dahil. Kuzey Kıbrıs'ta da Kuzey Kıbrıs ulaşılabilecek. Dahil. Tekrar tebrik ediyoruz. Yolu açık olsun derginizi diyoruz. Sizi ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti de ifade ediyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.